Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için Redmi'nin yeni fiyat performans odaklı Türkiye'de üretilen akıllı telefonuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu telefonu oldukça uygun alabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz zaten öğrenci değilseniz yani vergisiz telefon yasasına dahil olmuyorsanız da yine de oldukça ucuz bir telefon olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Redmi 12 modeli gördüğünüz gibi oldukça başarılı bir tasarım anlayışıyla geliyor. İnce çerçeveler, delikli ekran tasarımı yani son derece orta üst segment telefonları andıran bir tasarım anlayışıyla geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İlk olarak kutu içeriğinden bahsedeceğim. Kutu içeriğinde yine şarj aleti, şarj kablosu ve silikon kılıfı yer alıyor arkadaşlar. Yani Xiaomi ve Redmi gibi markalarda biz yine bu yandaki ekstralara alıştık arkadaşlar. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında ise teknik özellikleriyle devam edeceğiz. Evet, tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman ön tarafında bir panelimiz yer alıyor. Delikli ekran tasarımına sahip bir panel bu. Alt tarafı yani çene bölgesi dediğimiz kısım biraz kalın ama bu fiyat segmentine göre oldukça kabul edilebilir bir şey arkadaşlar. Sağ tarafına baktığımız zaman kilit tuşu ve ses açma kısmı tuşu yer alıyor. Sol tarafında sim tepsisi, üst tarafına baktığımız zaman bir adet kızılötesi, 3.5 mm'lik jack. Alt tarafında ise mikrofonu, hoparlörü ve Type-C girişi yer alıyor arkadaşlar. Arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu yer alırken, üçüncü kameranın altında bir adet AI logosu, üstünde ise LED flaşımız yer alıyor. Yani yapay zeka desteğine sahip bir telefon var kamera tarafında. Nedir bu yapay zeka? Ormanlık bir alana gittiğinizde çekim yaparken orman ibaresini orada görürsünüz ve telefonda renkleri yapay zeka sayesinde ona göre ayarlar arkadaşlar ve bu her şeyde geçerli. Yani bir kedi çekerken orada kedi emojisi çıkar. Zaten yıllardır devam eden bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Ama Redmi 12 modelinde bir tık daha güncel arkadaşlar. Yani her türlü nesneyi ayırt edebilecek bir yapay zekası var. Bunu da sizlerle belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Redmi 12 modeli 6.79 inçlik IPS LCD bir panelle geliyor ve bu panelin 90 Hz'lik bir tazeleme oranı var. MediaTek Helio G88 Yonga setine sahip olan model, Android 13 ve MIUI 14 ile kutudan çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 128 GB'lık da bir dahili depolama alanı yer alıyor arkadaşlar. Bluetooth 5.3 sürümünü kullanıyor. 5000 mAh'lik pili ve 18 Watt'lık da hızlı şarj desteği yer alıyor arkadaşlar. Evet, genel olarak baktığımız zaman gözümüze çarpan detay tabii ki işlemcisi oluyor. Helio G88'den bahsediyoruz. Yani 12 nanometrelik bir işlemci arkadaşlar bu. Ki bu da beraberinde ısınma sorunlarını getiriyor. Yani aslında baktığımız zaman çok da başarılı bir işlemci değil. Ha diyorsunuzdur, ben şu anda Play Store'daki oyunları oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 2-3 yıl önce tanıtılan orta segment bir telefonda bile güncel, en son çıkan ve en yüksek grafik isteyen Play Store'daki oyunları bir şekilde oynayabiliyorsunuz. O yüzden bu telefonda da oynarsınız, eyvallah. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi 12 nanometrelik bir işlemci olduğu için transistörler arası mesafe uzadıkça verim düşüyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bu telefonda ısınma problemleri olabilir. Biz bu ısınmaları da test ettik arkadaşlar ve Call of Duty oynadığımızda kısa bir sürede bu bölgelerde yani kameranın yanında işlemcinin olduğu yerlerde ısınmalar meydana geldi. Yani biz yanında çıkan silikon kılıfı kullandığımız halde bayağı elimizle rahat rahat hissedebileceğimiz kadar ısınmalar meydana geldi arkadaşlar. Bu yüzden işlemcisi bir tık zayıf. Yani bunu bilerek satın almanız gerekiyor eğer alacaksanız. Zaten bu fiyat segmentinde de harikalar yaratan işlemciye sahip olan bir telefon yok aslında ama yine de bir tık daha yeni nesil yani Snapdragon 7 Gen 1 mesela. Hani bir tık daha orta segment o aslında ama ısınma konusunda problemler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi geldik kamera tarafına arkadaşlar. 50 megapiksellik yapay zekalı bir kamerası yer alıyor. Bu arka kameraya 8 megapiksellik f2.2 geniş açılı lens ve 2 megapiksellik makro lens eşlik ediyor. Ön tarafında ise 8 megapiksellik f2.1 diyafram açıklığına sahip bir lens yer alıyor arkadaşlar. Peki kağıt üzerindeki veriler böyle. Yani 50 megapiksel yapay zeka falan bahsettik. Bakalım gerçek hayatta bu telefon bizlere nasıl bir kamera performans sunuyor? Hemen bir izleyip gelelim.
Evet arkadaşlar, Redmi 12 modelinin ön kamerasından video çekiyoruz. 1080p 30 kare çekim yapabiliyor. Yüksek ışıkta tabii ki başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bana bir tık yakın gibi geldi. Yani tamamen size kalmış. Siz nasıl buldunuz yorumlarda belirtin. Evet, Redmi 12'nin arka kamerasındayız. Şimdi de bu da 1080p çekim yapabiliyor. Hatta şöyle bir zoom yapalım. Benzinliğe doğru. Evet, zoom yaptığımızda da en fazla 6x yapabiliyor ve bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ses performansı da bu şekilde. Eğer beni net bir şekilde duyuyorsanız mikrofonun da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Siz nasıl buldunuz? Evet, geniş açının lense geçtiğimizde ise böyle gözüküyor arkadaşlar. Yani bir tık daha böyle pikselin düşük olduğunu görüyoruz ama yine de sonuçta geniş açılı kamera olduğu için artı bir puan olarak değerlendirebiliriz. Evet, kamera performansı da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani kendi fiyatına göre bir tık daha başarılı. Ön kamera biraz yakın çekiyor. Düşük ışıkta zayıf ama onun dışında yüksek ışıkta tatmin eder diye düşünüyoruz. Ve yavaş yavaş fiyata geliyoruz arkadaşlar. Ondan önce pilden de bahsedeceğim. 5000 mAh'lik bir pilin olduğunu söylemiştik ve 18 Watt'lık hızlı şarj adaptörü de yine kutu içeriğinden çıkıyor. Bir günü rahatlıkla çıkartır. Normal kullanımda da 2 gün kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok da telefon bakmıyorsanız 2 günü geçkin süre kullanabilirsiniz. Ama yoğun kullanıyorsanız her türlü bir günü çıkartıyor. O yüzden bu benim çok hoşuma gitti. Redmi 12 modelinde yani başarılı bir performans sergini söyleyebiliriz pil tarafında. Şimdi yavaş yavaş fiyata gelelim. Şu anda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan versiyonu 7500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Öğrencilere vergisiz telefon müjdesinin olduğunu biliyoruz ve bu telefon da Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. Yani şu anda bildiğiniz gibi oranlar daha belli değil. Yani ben bu telefonu ne kadar ucuza alacağım? Net bir şekilde yasa yürürlüğe girmedi arkadaşlar. Bu yüzden net bir şey söylemek imkansız ama bu telefonda büyük ihtimalle, çok çok büyük ihtimalle 7500 TL'lik fiyatı üzerinden indirime girecektir arkadaşlar. Tabii ki 8 ve 256 olan versiyonun fiyatı daha da yüksek. O da o versiyon üzerinden indirime girecektir. Yani bu telefon Türkiye'de üretildiği için gençlere vergi muafiyeti yasasından yararlanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer sizin de bu telefon hakkında aklınıza takılan bir soru varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de sizler için tüm yorumlarınızı değerlendireceğiz ve yanıtlayacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.